Günaydın. Günaydın Ovancım ve diğerleri. Burcu Enza. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın Beyza. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, enerjiyim. Bu arada bu gözlükleri hep takmalısın. Gerçekten çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Ben de aynısını söyledim. Ama birazcık kırgınlıklarım var dünden bu yana. Senin mi kırgınlıkların var? Evet, senin de var, benim de var. Dünden beri anlam veremediğin bu kırgınlığımıza şaşırıyorum gerçekten. Dünden beri buna da modum düşüyor ama modumu düşürmemek için çaba sarf ediyorum. Yani şimdi anlam veremediğin kırgınlıklara birçok kişi anlam verebiliyor. Daha önce de aynı şey yaşandı. Yani bir şeyleri düzeltmeye çalışırken bir yerden tekrardan başka bir sorun çıkarıp olaylarımızı büyütmeyelim. Yani sen birazcık bana bir şey söylemeden önce azıcık da olsa düşünürsen çok memnun olurum. Yani ben düşünmeden ya da yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama yine de baş başa kaldığımızda konuşuruz. Konuşuruz yani. Çünkü öyle ben çok... bu konuda seni gayet haksız buluyorum. Ya çok abartılacak bir şey yok ama orada birazcık beni piyon yerine sokmuşsun gibi algılandı. Lütfen birazcık daha dikkatli olun. Yani olalım. Onu bence sen algılamadın, öyle anlamak istedin diye düşünüyorum. Hiç alakası yok. Benim peşimden koşmak ya da koşmaya çalışmaktan yorulduğunu hissediyorum. Bu yüzden de kendi kendine beni suçlu çıkaracak bir yer aradığını düşünüyorum. Olsun. Ha, öyle bir şey yok, ben yorulmadım. Çözecek öyle... çok şeyimiz var zaten, aralarına bir de bu eklensin. Tamam bak. Canım da ben öyle iki günde yorulacak bir insan da değilim. Yani yüzüne karşı söylüyorum yahu. Hoşlanıyorum sende. Sinirlenmeyeceğim. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Aldın mı çikolatalı sütünü? Geldin evet. Mi polise? Teşekkür ediyorum. Kafa mı yaptı? Hoşuma gidiyor bu hareketlerin. Kafa mı yaptı sende biraz bu? Evet. Bugün çok enerjiktin. Evet, mutluyum işte Ozan. Dansın falan bayağı iddialıydı yani, sen açıldın dans konusunda. Mutluyum, ne yapayım? Okey. Yüzümüz gülmüyordu biliyorsun. İki güldük, ne oldu? Yok, problem yok. Gülmeye devam. Dansın da güzeldi yani hani. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Sen de dans et, neden etmiyorsun? Ederiz. Tamam, bekliyorum o zaman. Yarın. Günaydın. Günaydın. Ne haber? Hiç iyi değilim. Turunçgiller familyasından çıkmış gibisin. Sen neden serviste konuşuyorsun? Ben birkaç şey duydum da. Ne konuşuyorum mesela? Sana biri şey demiş işte, yeni kız gelecek tam sana göre. Sen de bir sevinmişsin. Ya niye bana böyleleri denk geliyor sürekli? Bir şey diyeceğim, seviniyorsun, sevinmişsin derken yani bunu kim kanıtlayabilir? Anlamadım. Sevinmiş derken yani bunu kim söylüyor sana? Bunu biri söyledi yani, çok mu istiyorsun yeni kızın gelmesini? Öyle bir sevincim olmadı, ben dudak hareketim bile olmadı. Kim sevindiğimi emin nereden anlamış yani? Emin misin olmadığından? Evet. Ki, yalan mı söylüyorum ben burada ki yani? Ki ben sormadım, birisi söyledi. Ben böyle baktım sadece, hiçbir şekilde bir sevinç göstergesinde bulunmadım sen yani. Sen de hep bakıyorsun ama. Kime bakıyorum? Saatler olsun bu arada. Teşekkür ederim Hasret. Kime bakıyormuşum ben? Yani çok aklım çok karıştı. Aklın nasıl karıştı yani? Birisi sana diyormuş ki işte sevinmişsin. Tamam, sevindiğimi gösteren bir şey bana o zaman söylesin. Hani bir fotoğraf olur, bir şey olur. Ya, ya da bir tanık olur. Kanıtlayamam ama öyle hissediyorum. Öyle hissetmek de bunu söylemek farklı şey ama. Hislerinle her hissettiğini söyleyemezsin. Niye söyleyemezmişim? Çok da güzel söylerim. Ama bu hislerin yargıya dönüşmesin. Hani yargısız infaza dönüşmesin en azından. Neyse, bunu yüz yüze konuşalım da. Konuşuruz. Yani yine yeni bir ilişkiye girdim, yine şoklar üzerine şoklar. Yani beni yine derken bir herkes sıradanlaşmış bir kalıbın içerisine oturtman beni üzdü açıkçası. Üzsün, üzül, bence de üzül. Çok netsin. Evet. Ama ben üzülürsem üzerim biliyorsun. Üzemezsin. Emin misin? Evet. Bu kadar emin olma ama. Ne yapacaksın, yeni kız gelince ona mı gideceksin? Ben öyle bir şey mi söyledim? Kim demiş öyle bir şeyi? Üzerim dedin ya. Benim ağzım üzerim dedim ya derken sen böyle mi anlıyorsun? Evet, böyle üzmekten mi böyle anlıyorsun? Böyle anlıyorum. Ben böyle bir adam değilim ama sana bu zamana kadar hep böyle adamlar denk gelmiş. O yüzden böyle konuşuyorsun. Güzel cevap bilemiyorum verdi. Artık. Efendim? Oğuzhan'ı tebrik ediyorum. Çok güzel cevap verdi.
Evet Dilara. Ya dediğim gibi yüz yüze konuşalım. Ya konuşalım da bunun konuşacak bir şey yok aslında. Niye hani yok? Bu var yani, bana göre var. Bana göre var derken birisi sana söylemiş, sadece sevinmiş demiş. Kim söylemiş? Bizim aramızı bozmaya çalışan birisi söylemiş ki zaten öyle bir şey olmadı yani. Anlatabiliyor muyum yani? Ya başka şeyler de duydum, bir tek o değil yani. Günaydın Berke, ne haber? Günaydın. İyi değilim çok, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben iyi değilim çok dedim ama. Neden? Neden? Yanımdan kalkıp gittin ya, o yüzden olabilir mi acaba? Çok ruhum daraldı o koltukta çünkü. Benimle mi alakalı? 5-6 kişi oturuyoruz. Sen de bir şey söyledin oradan ve ben de gerildim doğal olarak. Çünkü böyleyim o koltukta ben, böyle. O koltukta 6 kişi değildik ama işte 4 kişiydik, söyledim sana bunu. 4 kişi değildik. Onur nerede? Onur 4 kişi değil miydik koltukta? 6 kişiydik. 6 kişiydik Berke. Buse ile Mert, Ozan'la ben. Tamam ne, ya bu bir şey söyleyeceğim. Ne kadar önemli peki bu? Nasıl ne kadar önemli? Bana diyebilirsin, beraber kalkıp gidebilirdik. Aldı. Tamam da beraber kalkıp gidebilirdik ya. Bana da söyleyebilirdin. Yanımdan beni tek bırakıp gitmek yerine. Senin söylediğin şeyde kalkmama neden oldu. Yani en ufak şeyde böyle kalkıp gidecek misin sürekli? En ufak şeyde böyle gidecek bir insanla nasıl devam en edebilirim? En ufak şey değildi bana göre demek ki. Demek ki bana göre ufak bir şey söylemedin. Sana göre zaten senin söylediğin hiçbir şey kötü olmuyor ki. Yo, ne alakası var, hata yaptığımda ben senden özür dileyebiliyorum her zaman. Ben de özür dileyebiliyorum. Yani dün yaptığın şey doğru bir hareket miydi sence, yanımdan yaptığım kalkıp gitmek? Yaptığım şeyi savunmuyorum, sebebini açıklıyorum sana. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi diyelim. Umarım iyi olurum. Sen nasılsın? Fena değil. Sinirim bozuldu bir anda. Çok sinirlerim bozuluyor. Benim de, görmeyi beklemiyordum. Bugün konuşmamız gerekiyor. Evet. Sen mi gelirsin, ben mi geleyim? Ben gelirim. Peki. Gel bir konuşalım. Anlaştık. İyi gördüm ama seni Mert. Yüzün gülüyor. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Pozitif olmaya çalışıyorum. Başarıyor musun peki? Deniyorum. Günaydın Leyla. Niye bembeyaz olmuşum ben böyle? Deniyorum. Dene bakalım. Günaydın. Denemeye çalışıyorum. Ne haber brocuğum? İyi, senden ne haber? İyilik. Allah ne olsun. Güzel. Ne yapıyorsun be? Ozim. Öyle Ozim gel. Ozim abim. Günaydın. Günaydın. Neden böyle suratına sık? Değil. Yo, bayağı sık. Dünkü mevzu hala devam mı ediyor? Konuşmadık ki onun üzerine. Yani sana cevap veremedim, iyi geceler yazamadım diye mi böyle suratına sık? Oğuz, bir kere yapmadın ki bunu. Ben bir kere günaydın yazmadım diye burada üstüme geldiğini biliyorsun. Ama ya, sen hiçbir zaman yazmıyorsun. Hiçbir zaman yazmıyorsun değil. Dün sadece biliyorsun arkadaşlarıma gittim. Ve bayağı geçti. Onlarla birazcık ilgilenmek zorunda kaldım. O yüzden eve gittiğim zamanda da yazamadım. Kusura bakma ama bu kadar da suratının düşmesini gerektirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. O sürekli oluyor bu. Sadece arkadaşların yanına gittin diye değil. Ama bu o ekstra oldu. Yani bilinen bir şey yani. Bu aşırı derecede bilinmeyen bir şey değil. Benim telefonla ilgili bazı sıkıntılarım biliyorsun. Sen de aramıyorsun. De ki neredesin, ne yapıyorsun, neden cevap niye vermiyorsun? Niye üstüne düşeyim ki? Sen demek ki meşgulsün diye düşünüyorum ama yani sürekli meşgulsün. Günaydın. Nasılsın? İyi, sen? İyiydim ama biraz kötü başladım yine. Niye? Çıkan videondan dolayı. Neyden? Video, sabahki. Ne videosu? Bir videon, dans videon. Twerk demeyelim de. Ne alaka şimdi de bunu açtın ki? Rahatsızlık duydum, dile getirmeyeyim mi? Senle olanken bir çıkan video mu o, ne? Sabah da oynadın. Oynadın mı? Müzik duyunca dayanamıyorum. Dayanman lazım bence. Hoş bir görüntü geçmiyor. Dans etmeyi seviyorum ama. Dans etmene bir şey diyen yok ama o şekilde insan kıskanıyor ister istemez. Sen zaten sabah bir soğuk yaptın. Video yüzünden mi yaptın?
Yani ister istemez yapıyor insan. Hoş bir görüntü mü? Ama aynı şey beni görsen ne olacak? Ne hissedeceksin? Yeni olan bir video değil ki yani. Bunun üzerine sen bana... Arkadaşlar Buse'yi hiç duymuyorum ya. Yanlış anlamayın ama. Ya burada herkes susuyor. Harbiden herkes susuyor. Anladın mı beni? Ne söyledin en son? Dedim ki eskiden olan bir konuyu önüme bu şekilde getirip de trip atamazsın diyorum. Ben sana trip atmıyorum. Eskiden olan bir şey sabah da oynuyorsun. Dile getiriyorum. Bunu yani bir şekilde böyle çıkarak konuşmana gerek yok. Dikkat edeceğim diyebilirsin veya üstünü kapatabilirsin. Uzatmana gerek de yok. Değil mi? Rahatsızlık duyduğumu söylüyorum sana. Tamam, rahatsız oldum. Duymuş olabilirsin. Saygı duyuyorum. Bir daha öyle yani yapmamaya çalışırım. Ama dans edeceğim yani. Etmeyi seviyorum. Dans etmene karışan yok. Abartılı bir şekilde dans etmemeni rica ediyorum senden. En azından gerilmememiz için. Bakarız. İlgiden bir şeyi bozmamamız için. Bakarız diye bir şey yok. Dikkat etmen lazım. Sen de bakışlarına dikkat et. Ben de dansıma dikkat edeyim o zaman. Senin bakışların ama genel olarak böyle. Ben normal halim bu. Mimik yok bende. Leyla ciddiyetini korur musun? Yakışıyor sana. Boynuzlarım nasıl oluyordu? Boynuzlarım nasıl oluyordu? Ya. Yakışıyor sana dedi. Durur evet işte o yüzden batıyorsun. Boynuzlanıyorum. Battıkça batıyorsun. Boynuzlarım nasıl? Çok yakışıyor. Alo, aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Ulaşmak isteseydin biliyorsun ulaşacağım. Wow. Herkese günaydın benim. Bu arada. Bak bu avuç. Belki bir şeyler yapmak istersin kendi avucunu. Herkese günaydın. Günaydın. Ay. Hasret ne haber? İyi senden. İyi kanka. Ne haber Kenk? Ay bardağım orada kaldı. Nasıl, motivasyonun yüksek mi? Her zamanki gibi. Düşürecek bir şey yok. Kimse düşüremez. Ay bir şey söyleyeceğim Murat. Güzelliğime zeval geliyor ya şu görüntüde. Murat gece lafları sabah planlayıp da mı geliyorsun? Duydun mu? Efendim Hasret? Gece dedim yatmadan önce sabah konuştuklarını düşünerek planlayıp da mı geliyorsun? Bunu mu düşüneceğim? Ha, bana beni bunu söyleyecek ben de böyle cevap vereyim mi? Düşündün mü hiç dünkü olayı mesela? Dünden neyi? Burada neler yaşandı diye. Duymuyor adamın oğlum, umurunda değil ki zaten. Alo. Ben öyle günler plan yapmıyorum Hasret. Alo. 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 Ben bazı insanlar gibi plan yapmıyorum. Alo. Ay şunu alın ya. Ay. Alo. Oğlum bu kadar mı nefretli aşka oldun? Aşka foton gitti ya. Ne oldu? Neden böyle davranıyorsun? Bu kadar mı düşman? Ne oldu? İstemedim diye mi böyle yapıyorsun? Doya doya bak. Ama sen niye sürekli bu tarz arkadaşlar ben sana yaklaşmaya çalışıyorum. Yani? Bak. Arkadaşlar şuraya Murat, küçülüyorsunuz. Ben arkadaşlara yaklaşmaya çalışıyorum. Hehe. Sanki Yeliz, buradaki hepsi sana bayılıyor gibi. Aynen. Bak kelebeğe verildik. Sen, yok alo, malo, sensin. Bilmem ne. Paşamda avuç, mavuç sensin. Böyle gelirse ben sensin. Nasıl gideceğim? Sensin. Vallahi sen ayrıldın. Tamam özür dilerim. Ağamda sensin, paşamda sensin. Çok muhatap olmayalım. Bak tamam anlıyorum seni. Gerçekten tamam, seni anlıyorum. Tamam ya sakin ol. Bu kadar içerlenme. Tamam sen ayrıldın. Pardon tamam. Da sana ben neden içerleneceğim ki? Tamam sen arkadaş olarak yaklaştın. Ben sana yürüdüm. Tamam tamam. Harbi abartıyorsun bazen evet, ama. Kanka ya bir şey söyleyeceğim. Üstüme geliyor. Ya üstüne geliyor değil. Kadın kardeşim. Kanka kadın değil de tepemize mi çıksın? Kanka, ne yapalım? Bir kadına şöyle nasıl yapmak, şu hareketi yapmak ne kanka sence? Denmeyeceksin bu kadar. Dün ne diyorsun? Sus benden uzak dur falan filan. Kanka şöyle bir durum var. Normal üstüme geliyor. Normal tartışıyoruz. Bunda bir problem yok. Ben gidip de böyle böğürmüyorum ki. Tamam tartışıyor olsan, ama tartışıyorsun. Dur kötü hareketlerim. Kanka sen böyle yapıyorsun dakikada. Hadi böyle yapıyorsun. Ay, yani. Şey yaptığın bir şey var ya. Hadi hadi yoluna sus falan. Aynen. Kanka bir kadına söylenecek kelimeler değil bunlar. Şey vallahi şey söyleyeceğim. Zamanında bir şeyleri paylaştığın bir kadın bu. Yani. Paylaştığım kadın neden bana alo bilmem tamam, ne. Tamam trip atıyor diyebilir. Kadınların normal zamanı. Kadın bu ya. Kadın yapacak sen tripi çekeceksin. Yapacak bir şey yok. Gücüne gitmiş. Anlıyorum tamam kusura bakma alttan alıyorum diyorum. Alo, zaten. Murat anlamıyorsun. Hala yapıyor. Bak anlıyor gibi gözüküyorsun ama alttan kızın damarına bakıyorsun. Haklıyken haksız durumuna tamam, düşüyorsun. Tamam doğru söylüyorsun. Sorusuna ne dedim ama? Tamam diyorum haklısın. Ama onun şey var. Sonra hatayla dikkat et. Evet tamam diyorsun ama bu tamamı demeden önce birkaç cümle öncesinde bir şey söylüyorsun. Karşı tarafı kızdıracak ya da kışkırtacak. Sonra tamam diyorsun. Bak burada evet, hata varsa hata yapıyor musun? Araya gireyim mi ben ya? O da karşılık yaparak belki hata yapıyorumdur kabul. Farkındasın ama, ama yapıyorsun işte. Tam sorusu alttan alıyorum ama o üstüme geldikçe ben de yapacağım. Ya lafını söyledikten sonra işte. Alttan almanın bir anlamı yok ki. Şu adamın Yeliz'e sus uzak dur dediğini düşünsene. Sen konuştukça kendi kendine bakıyorsun. Sen de ne olacak? Aynur ne yapacak sana?
Sana şöyle yapıyorum susman için, hala konuşuyorsun. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Gelmiş şimdi diyor ki bana, bak takıldım konu, sinirlendim konu, biliyor musun? Burada yok şov yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Yapıyorum ya. De. Bir dakika. Ben şovcuyum de geç. Şovcuyum de geç. Aramızda kalsın, Buse'yi de çok seviyorum arkadaşım ama ben Buse'den daha yüksek gördüm belki.